günlerde Türkiye'de insanlar özellikle kentlerin kimin tarafından yönetilmesinden daha çok kimler tarafından yönetilmemesi konusunda bir görüş birliğine varmıştır. Öylesine bir görüş birliği oluşturmuş ki özellikle mesela İstanbul'da Esenyurt'ta yaşayanlar, Kadıköy Fikirtepe'de yaşayanlar, Küçükçekmece'de yaşayanlar, Gaziosmanpaşa'da, Sarıyer'de, Beykoz'da, Üsküdar'da, Pendik ve Kartal'da, Maltepe'de yaşayanlar 23 Haziran tarihinde kendileriyle ilgili uygulanan bu kentsel dönüşüm adı altında yasaların oluşturduğu mağduriyetlerin hesabını adeta sandıkta sormuşlardır. Yine neyi sormuştur bizim yurttaşlarımız? Bu parlamentodan sürekli olarak güncellenerek gelen ve gecekondu mahallelerinde yaşayan yurttaşların 2981 sayılı imaraf yasasıyla hak sahibi oldukları tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüşmesiyle ilgili önce 25 yıllık dönem içinde sözlerin yerine getirilmemesi, sonra önce 3 yıl, daha sonra 5 yıl süreyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürelerin uzatılmasına rağmen hala hazine parselleri üzerindeki tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüşmemesi konusundaki verilen sözlerin tutulmamasını cezalandırmışlardır. İstanbul'da 64 tane mahallede kurulu bulunan, Türkiye'nin değişik ilçelerinde örgütlü bulunan Mahalleler Birliği'ni hem buradan selamlıyorum hem de onların bu haklı davasının sürekli ve düzenli olarak takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. İmar barışı ile ilgili 30 Haziran tarihindeki süre dolmuştu. Şimdi 31 Aralık tarihine yeniden uzatıldı. Değerli arkadaşlar, 1983 yılında çıkmış olan 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan yurttaşlarla ilgili hukuki süreçleri tamamlamayıp sürekli olarak bu insanları farklı yasa adı altındaki bir takım yeni düzenlemelerle bedel ödemeye ya da yasadan yararlanmak için müracaat etmeye zorlamak aslında gecekondu mahallesinde yaşayan yurttaşların 30 yıl, 40 yıl, 50 yıldır yaşadıkları alanlardaki en temel hakkı olan ve çocuklarına bırakacakları en temel varlıklar olan mülkiyet meselesinin göz ardı edilmesinden başka bir şey değildir. Değerli arkadaşlar, yasayla bir düzenleme getiriliyor. 3194 sayılı yasanın 13. maddesinde yapılan değişiklikle DOP alanları %40'tan 45'e çıkarılıyor. 40'tan 45'e çıkarılabilir. Ama daha önce yasa 40 artı 15 KOP yapılmasına izin veriyordu ve bu bir biçimiyle imar planları ve uygulamada kendini gösteriyordu. Ancak iktidarlarınız döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 17 yıllık iktidarı döneminde gerekse İstanbul ve büyük şehirler Ankara gibi belediyelerdeki 25 yıllık iktidarları döneminde KOP için ayrılmış olan alanlardaki kamulaştırmaları yapmadınız. Kamulaştırma için bütçeye konmuş olan ödenekleri bu vatandaşın mağduriyetini gidermek için üstlenmediniz. Onun yerine başka alanlarda para harcadınız ve sonuçta KOP için ayrılmış olan, DOP için ayrılmış olan alanlardaki sağlık, eğitim, spor tesisi, kültür alanı, kreş, bütün bunları yapacak olan alanlar kamu eline geçememiştir. Niye kamu eline geçmemiştir? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetim anlayışında gerçekten de kamucu, toplumcu, halkçı bir yerel yönetim anlayışı ve hizmet anlayışı yoktur. Burada yasanın 9. maddesinde bir düzenleme getiriliyor. Deniyor ki kamulaştırması yapılmamış olan alanlardaki özel tesisler, DOP'a ya da KOP'a ayrılmış olan özel tesisler, yani hastane özel hastane olabilir, yani okul özel okul olabilir, yani spor tesisi özel spor tesisi olabilir. Değerli arkadaşlar, plan yapıcı kimin için plan yapar? Ya plan yapıcı, parlamentolar, meclisler, halkın oylarıyla seçilmiş olan meclislerin temel görevi kimin için plan yapmaktır? Yani biz burada bulunan 590 tane milletvekili yasayı biz hangi toplum kesimleri için yapacağız? Önceliğimiz kimdir? Yani gözünü bu parlamentoya kimler çevirir? Toplumda en az gelir seviyesine sahip olan, kamunun hizmetlerinden en fazla yararlanması gerekenler, yani işini, aşını ve ekmeğini bir türlü kontrol edemediğiniz göç ve mülteci meselesi yüzünden kaybetmiş olan büyük kentlerin
çeperlerine yerleşmiş olan kentin yoksulları sizden bunlar hizmetleri bekler. Ama görüyoruz ki plan yapıcı diyor ki düzenleme ortaklık payı adı altında bulunan alanları bunların kamulaştırması gerçekleşinceye kadar mülkiyet sahibi tarafından amacına uygun olarak hastane ise hastane, okulsa okul yapılabilir. Değerli arkadaşlar, şimdi kamulaştırma ile ilgili temel bir kural vardır. Siz kamulaştırma yapacağınız, yani kamu adına düzenleme ortaklık payı adı altında belki bedelsiz, KOP adı altında kamulaştırma yapacağınız yerlerde bu binaları yaptırırsanız zaten ödeyemediğiniz kamulaştırma bedelleri ve enkaz bedellerinin üzerine yeni yükler getireceğinize göre plan yapıcının buradaki temel amacı sağlığın, eğitimin, sporun ve kültürün ve kreşlerin özelleşmesidir. Bu iktidar burada apaçık suçüstü yakalanmıştır. Yine düzenleme ortaklık payı adı altında kentin merkezlerinde bulunan 100 yıllık, 200 yıllık yani asri mezarlıkları dönüşüm alanları planlamasında plan yapıcının mezarlıkları DOP alanına dahil edilmesi hakkında dahiyane bir görüş var. Yani diyelim ki bir kentin merkezinde, özellikle kent merkezlerinde tek bulunan yeşil alanlarda mezarlıklar, orada siz 1000 dönümlük bir arazi üzerinde bir plan yapıyorsunuz. Bunun 300 dönümünün de mezarlık olduğunu düşünün. Yani siz zaten %45, 450 dönümlük bir DOP alanı maksimum ayırabileceksiniz. E o zaman sosyal donatı ya da diğer bütün hizmetler için lazım olan alanları getirirsiniz. Mezarlığı da içine koyarsınız. Mezarlık da DOP alanının içine girer. Böylelikle o kentin yine kamu hizmetlerinin yapılabilmesi için, toplumcu, halkçı hizmetlerin yapılabilmesi için lazım olan hiçbir sosyal donatıyı da planın içine yerleştiremezsiniz. Şimdi tarım alanları ile ilgili düzenlemeler geliyor. Burada tarım alanlarının üzerinde hak sahibi olan insanlara raiç bedellerin yarısı üzerinden değil, daha da belki düşük bedeller üzerinden ama uzun süre hiç imar planıyla tarım alanını vasfını değiştirmeyecek biçimiyle verilmesinden yanayız. Ancak plan yapıcı burada bir süre getiriyor. Değerli arkadaşlar, bakın, sizin iktidarınız döneminde Türkiye'de 18,5 milyon hektar olan tarım arazisi 15,5 milyon hektara düşmüştür. Yani 17 yıllık iktidarınızda 3 milyon tarım arazisini biz kaybettik arkadaşlar. O nedenle değil bugün, değil bu yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak hiçbir yasada tarım alanlarının ve tarım topraklarının başka bir amaç için kullanılması ile ilgili bir düzenlemenin dahi teklif edilmemesi gerekir. Ama imar barışıyla birlikte milyonlarca imar barışına başvuran yapının belki de önemli bir kısmının tarım araziler üzerinde yapıldığını da hepimiz biliyoruz. Başka bir önemli sıkıntıyı buradan ifade etmek istiyorum. Daha Osmanlı İmparatorluğu döneminde Balkanlardan Silivri ve Çatalca'ya yerleştirilmiş olan, yani mübadil karşılığında Sultan Abdülhamit döneminde yerleştirilmiş olan köylülere kullandıkları 7000 metrekareye kadar arazilerini raiç bedelin yarısı üzerinden veriyorsunuz. Ama aynı yasanın içinde diyor ki bir kullanıcı 3 yıldan fazla kullandığı araziyle ilgili de raiç bedelin yarısını ödeyerek hak sahibi olabilir. Hani adalet? Hani anayasanın eşitlik ilkesi? Hani anayasanın hakka ve hukuka uymayla ilkesi? Ya arkadaşlar, 141 yıl 6 kuşak demektir. 6 kuşaktır bir bölgede yaşamış olan insanların buralardaki yüzyıllardır kullandıkları arazileri siz 3 yıl önce bir bölgede yerleşmiş ve orada tarım yapan insanlarla aynı değerlendirme alıyor olmanız gerçekten Çatalca ve Silivri'de ve bu köylerimizde halkımız tarafından anlaşılması ve bizim tarafından da kabul edilmesi mümkün değildir. Şimdi otoparklarla ilgili bir düzenleme geliyor. İmar parsellerinin içinde boş bulunan imar parselleri su geçirimli bir malzemeyle kaplanarak otopark yapılabilir. Arkadaşlar, büyük şehirlerde siz 25 yıldır bütün yapı ruhsatlarından otopark harcı aldınız. Bütün binalardan otopark harcı aldınız. Bu harçların tamamı ilçe belediyesi tarafından alınıp Büyükşehir Belediyesi'nin otopark hesabında toplandı. Neden yapmadınız? Otopark harcı adında topladığınız bütün bu paraları nereye harcadınız da şehrin merkezlerinde artık boş arsaları otopark yapmak zorunda kaldınız? Bir başka olay da şu, onu belirtmemiz gerekiyor.
Plan yapma yetkisi kimin arkadaşlar? Plan yapma yetkisi bakanlığın mı, bürokrasinin mi, yoksa seçilmiş belediye meclislerinin mi, yerel yönetimlerinin mi? 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Belediye Başkanı seçildiğinde o zaman henüz İstanbul'un köyleri ve bazı ilçeleri Büyükşehir Belediyesi'nin sınırlarında değildi. Yani o günkü İstanbul bugünkü Büyükşehir'in sınırları kadar değildi. 1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi de bugünkü Ankara'nın sınırlarına hakim değildi. Neyi savunuyordu? Plan yapma yetkisi yerel yönetimlerin ve belediye meclislerindir. 1/5000'lik planlar büyükşehir tarafından yapılacak, 1/1000'lik planlar da ilçe belediye meclisleri tarafından yapılacak. Şimdi görüyoruz ki bu yasa giderek yerel yönetimleri kaybettiğiniz için yerel yönetimlerdeki yetkileri olabildiğince kısmak ve ağırlıklı olarak da dönüşüm adı altında yapılacak olan çalışmalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı etkin hale getirmek istiyorsunuz. Arkadaşlar, Çevre Şehircilik Bakanlığı dediğimiz bakanlık Bayındırlık İskan Bakanlığı eski. Ya Türkiye'deki bütün kamu binalarını, yani durduğu yerde yıkılan, depremde yerle bir olan ve içindeki donatım miktarı, içindeki betonun kalitesi en düşük olan yapıları yapan, denetleyen, uygulayan bakanlık değil mi bu? Şimdi bu bakanlığa kentsel dönüşüm adı altında afet riski alanların devredilmesi, bütün Türkiye'deki riski alanlarla ilgili sürecin bakanlık eliyle yürütülmesini öngörüyorsunuz. Ama Türkiye'nin her yerine yayılmış olan farklı siyasi partiler tarafından yönetilen yerel yönetimleri yasanın hiçbir yerinde sistemin içine dahil etmiyorsunuz. Sürekli olarak merkezi yönetimin güçlendirilmesi. Yani elinizde merkezi yönetim kaldı ve siz bu yetkileri devretmekten korkuyorsunuz. Ama korkunun eceli faydası yok arkadaşlar. Yerel yönetimlerdeki nasıl kaybettiyseniz gün gelecek merkezi yönetimleri ve şu anda yönetmekte olduğunuz bakanlıkları da bir bir elinizden kaçıracaksınız. Şimdi 2000'li yıllar dünyada faizlerin %1'lere düştüğü, döviz cinsinden borçlanmanın %3'ler 4'ler seviyesinde olduğu ve dünyada bol paranın olduğu bir dönemdi. Siz bu dönemde deprem riski taşıyan alanlarla ilgili dönüşümde ne yaptınız? Afet riski taşıyan alanlarla ilgili ne yaptınız? Dere yataklarının ıslahı konusunda ne yaptınız? Heyelan bölgelerindeki mahallelerin ve ilçelerin taşınması konusunda ne yaptınız? Hiçbir şey. Şimdi geldik 2019 yılında faizler %25, enflasyon %20, dünyada para sıkışıklığı var ve siz buradan bir yasa geçirerek bununla kamunun ve özel sektörün riski alanlarda ve dönüşüm alanlarda sorunları çözeceğini bekliyorsunuz. Aldanıyorsunuz arkadaşlar. Sayenizde Türkiye'de ne bu işleri yapacak müteahhit kaldı ne de yasanın getirdiği biçimiyle teminat karşılığında kentsel dönüşüm sürecine girecek sektördeki firma sayısının ciddi biçimiyle azaldığını belirtmemiz gerekiyor. Burada tabii yasanın içinde bir madde var. Aslında tapu yasası, kentsel dönüşüm yasasının içinde kamping ve günübirlik alanlardaki süre uzatımı ile ilgili bu yasanın niye bu yasanın metnine girdiği konusunda biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hiçbir biçimiyle ikna olamadık arkadaşlar. Bunun yasanın içinde olması ile ilgili bize yeterli bilgi de aktarılamamıştır. Niçin bu yasanın içinde olduğunu da açıkçası anlayabilmiş değiliz. Değerli arkadaşlar, 2981 sayılı yasaya göre Büyükşehir Belediye Başkan adayını Sayın Binali Yıldırım, eski başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir önceki başkanı, İstanbul'da gittiği bütün gecekondu mahallelerinde seçilmesi durumunda 2981 sayılı yasaya göre hak sahibi olanlara sokak, emlak, rayiç bedelleri üzerinden, yani piyasa rayiçleri değil, devletin belirlemiş olduğu, yani belediyelerin belirlemiş olduğu emlak, rayiç bedelleri üzerinden tapuların verileceğine dair söz verdi. Şimdi yasanın içinde bakıyoruz, buna ilişkin bir düzenlemenin gene olmadığını görüyoruz. Ne zaman gelecek bunlar? Bunlarla ilgili çalışmalar belli ki sözler veriliyor ama seçimler kaybedildiğinde kesinlikle tutulmuyor. Yıkılmak zorunda olan ya da yıkılacak olan binaların kamu eliyle yıkılarak ilgilisinden değerinin %20 oranında rücu edilmesiyle ilgili bir madde var. Şimdi değerli arkadaşlar, büyük şehirlerde kültürün ve korunması gereken kültür varlıklarının adı altında bir emlak vergisi toplanıyor.
Yani belediyeler topladıkları verginin %10'u kadar korunması gereken kültür varlıkları payı adı altında bir pay oluştururlar ve bu il özel idaresinin yani valiliğin emrindeki bir fonda birikir. Şimdi bugüne kadar devletimiz hep şunu yaptı. Valilikler hep şunu yaptı. Korunması gereken kültür varlığı olarak ya devlet camileri, medreseleri yani asırlık yapılarımızı öngördü ve hep bunların iyileştirilmesi, ihya edilmesi ya da restorasyonu konusunda bir çaba içine girdi. Oysa artık günümüzde korunması gereken kültür varlıklarının başında korunması gereken mahalleler var. Mahalleler insanla birlikte korunması gerekiyor. Yaşam biçimiyle korunması gerekiyor. Oradaki sivil mimari ürünlerle, eserlerle yani apartmanlarla, konaklarla varsa eski yapılarıyla korunması gerekir. Bu nedenle kafamızı mutlaka değiştirmemiz ve yönetim anlayışının mutlaka şekillenmesi lazım. Yani Osmanlı'dan ya da Bizans'tan kalmış olan bütün kültür varlıkları bizim açımızdan çok değerlidir, kutsaldır. Ama 60 yıl Cumhuriyet'in ilk dönemine ait olan temel yapılar, Cumhuriyet öncesi özellikle Bolşevik devriminden sonra İstanbul'a, büyük kentlere göç etmiş olan Beyaz Rusların yaratmış olduğu kültürler, ekaliyetlerin yapmış olduğu sivil mimarlık ürünlerinin de mülkiyetin sahibine bağlı olmaksızın korunması için bu fonların kesinlikle kullanılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Hazine ait olan arazilerin devri konusunda geçmişte hazine ait olan araziler ilgili belediyelere devredilirdi. Belediyeler de bu yerleri belli bir bedel karşılığında eğer tapu tahsis belgesi varsa ilgilisine, yoksa raiç bedeller üzerinden de hak sahiplerine verirdi. Şimdi uzun zamandır belediyeleri kaybettikten sonra artık Milli Emlak belediyelere tapuların devrini sağlamıyor. Sağlıyor, o belediyenin kimin tarafından yönetildiğine bakarak sağlıyor. Yani Beykoz mesela, Beykoz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminde bir belediye ise orada hazine arazilerinin belediye tarafından ya da Kağıthane Belediyesi'ndeki hazine arazilerinin Kağıthane Belediyesi tarafından dağıtılması konusunda hiçbir sorun çıkarmıyor. Ama Boğaz'da Sarıyer gibi milyonlarca metrekare arazisi kamu elinde olan mülklerin vatandaşa devri konusunda bütün başvurulara rağmen zerre kadar bir çabanın yapılmadığını görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, sizin döneminizde tabii önemli problemler yaşandı. Nedir bu? Üçüncü şahıslar dediğimiz vatandaşla müteahhit arasında yapılan sözleşmelere göre yoğun ekonomik kriz, uyguladığınız yanlış istihdam politikaları, yanlış inşaat ve imar politikaları, yanlış ekonomik politikalar sonucunda artık İstanbul'un her ilçesinde 300-400 tane yapı adasında iksalar yani hafriyata alınmış, etrafı perdelerle çevrilmiş olan alanlardaki iksalar batma noktasına gelmiştir, patlama noktasına gelmiştir. İşte bunlardan bir tanesi Kağıthane'de. Kağıthane'de iflas etmiş bir müteahhitin yarım bıraktığı inşaatın iksaları patlamış, etrafındaki 34 tane binayı boşaltmak zorunda kaldınız ve bunun bedelini kamu eline siz ödeyeceksiniz. Keza Esenyurt'ta yine patlamış olan bir hafriyat çukurunun etrafındaki iksalardan dolayı oluşan çatlaklar mahallenin yolunu ortadan kaldırmıştır. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, sözlerimi tamamlarken bir konuya değinmek istiyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı afete uğrayan alanlarda, riskli yapılarda, sel bölgelerinde bunu toparlayalım sen. Çalışma yapabilir. Şimdi İstanbul'un Göktürk'ünde Çevre Şehircilik Bakanlığı Kemer bölgesinde 1200 dönüm arazinin içinde 312 dönüm imar planlarına göre yeşil alan ve spor alanına ayrılmış olan bir bölgeyi, yani planı yapılmış, plana göre düzenleme ortaklık payı altında ayrılması gereken alanlara dahil edilen yeşil alanları imar planıyla siz imar açıyorsunuz. 312 bin metrekare yeşil alanı imar açıyorsunuz. Nasıl açıyorsunuz? Kimin arkadaşlar burası? Hangi ilişkilerle siz Çevre Bakanlığı olarak bir konut yerleşimin içinde 1000 tane evin içindeki
yılan biçiminde bir golf sahasını imar açma gereği hissediyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerine buradan sesleniyorum. Haberiniz var mı arkadaşlar Göktürk'teki bu yapılan imar tadilatından? Kimlere ne rant sağlandığından haberiniz var mı? Takip ediyor musunuz? Bakanlarınızın Buyurun sayın. Buradan bütün plan yapıcılara, kamu eliyle Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda mekansal planlamada çalışanlara şunu söylüyorum. Tarih sizi affetmeyecek. İstanbul kentinde, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde kamuya terk edilmesi gereken imar planlarına göre yeşil alan, donatı alanı ve okul hastane alanları gibi alanları sürekli ve düzenli olarak bir takım rant çevrelerine imar yaratmak için Ankara'nın bakanlık koridorlarında plan yapmaya çalışırsanız vallahi de billahi de bugün aldığınız %44 oy sizin açınızdan tarihte bundan sonra göreceğiniz en yüksek oy olacaktır. Bu millet sizi rantiye ile yaptığınız işbirlik dolayısıyla asla affetmeyecektir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.